Biraz Beşiktaş, biraz Dünya Kupası konuşacağız. Yaklaşık yarı yarıya ayarlamayı düşünüyoruz. Beşiktaş'ta da çeşitli gündemler var. Lig bitti, yeni sezon başlayacak. İşte transferler konuşacağız ama Dünya Kupası olduğu için açıkçası transferler de çok konuşulamıyor. Sadece bizde değil, yani çoğu takımda. Herkes kupanın bitmesini, bu değerler yeniden belirlenecek Dünya Kupası'nda. Yani bu da bir akordeon etkisiyle birçok takımı etkileyeceği için herkes Dünya Kupası'nı bekleyecek, o belli. Önce nereden başlayalım? Beşiktaş'ta bazı sözleşme gelişmeleri oldu. Oğuzhan ve Fatih Aksoy sözleşme, yani bizi ürküten iki sözleşme. Fatih'te de çünkü çok ışık görmüştük. Ne diyorsunuz bu sözleşmeleri? Ya zaten ne diyeceğimizi bizi sene başından beri dinleyen herkes biliyor aslında. O yüzden tekrara girmek gibi olmayacak ama evet, Oğuzhan'ın sözleşme yenilemesi geçen bölümde zaten uzun uzadıya konuştuk. Oğuzhan'lı Beşiktaş mı göreceğiz, Oğuzhan'sız? Yani Şenol Güneş'in Oğuzhan'ı biçtiği rol ne olacak vesaire. Ama Şenol Güneş'in arch nemesisi Aykut da yolu aldığına göre kafası da daha rahat olacaktır bu sene inşallah. O yüzden Oğuzhan'ın sözleşme yenilemesi mükemmel bir gelişme. 4 senelik sözleşme imzalandı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 4. Fatih de keza, yani bu Dünya Kupası aslında şeyi gösterdi bize şimdiye kadar. Bizim daha fazla, bunu Başar da yazmış zaten, bizim daha fazla stopere ihtiyacımız yok yani. Lütfen bu transfer döneminde iki stoper daha eklemeyelim kadroya. Yeterince var. Sattığımızı satalım yeter. Fatih ışık gösteren bir arkadaşımız. Sağ bekte de oynadığı maçlar olmuştu galiba kupada, yanlış hatırlamıyorsam. Ya bir de stoper konusu. Evet, Fatih Sağbek var. Stoper konusu çok abartılıyor. Yani stoper iyi bir teknik direktörün devşirebileceği, geliştirebileceği. Yani mesela forveti geliştirmek kolay değil. Hani Bunu yaratamazsın. Bilic'in çok güzel bir lafı vardı bunun zamanında. O benim, yani çok basit bir laf ama benim ufkumu açtı, yani benim futbola bakışımı değiştirdi basitliğiyle. Yani kaliteyi, vuruş, son vuruş kalitesini geliştiremiyorsun. Yani onu parayla almak zorundasın. Ama stoperi parayla almana gerek. Ertuğrul sağlam stoper oynadı arkadaş bizim yakın tarihimizde. İyi oynadı, kötü oynadı, iyi geç oynuyor yani. Yani Herkes işte oynatabilir. Galatasaray'ı şampiyon yapan stoperlik yapan. Barcelona Mascherano'yu devşirdi seneler önce Şimdi yani. milli takımlara bakıyorsunuz Avrupa'da, Dünya Kupası'ndaki. Yani birçok takımda çok da böyle hani profil olarak parlak olmayan stoperler var. İşte Sırbistan'ın Tosic, Tosic, aynen. Hırvatistan'ın Vida, Nijerya'nın ki profili gayet iyi takım, stoperi ve sağ beki Bursasporlu. Yine çok iyi bir sağ bekte. Şimdi hatırlamadım, o kadar çok maç Eski izliyoruz şeydi ki. ya. Eski Bursalı bir sağ bek. Aziz Dünya Advíncula. Amerika takımında. Yani Advíncula Peru'daydı galiba. evet, Peru'da. Ha. Gayet de parlak. Yani hakikaten defans oyuncularını devşirerek ya da geliştirerek yapmak mümkün. O yüzden buraya dediğim gibi para harcamayalım artık yani. Abi de yani dünya futbolu anlayışı değişiyor. Şu an oynanan futbolda stoper, yani zaten dünya futbolunda böyle 5-10 senedir isimli bir stoper çıkmadı ki. Eskiden Cannavaro olsun, Stam olsun falan, bunlar FIFA'da yılın oyuncusu, futbolcusu ödülü alabilen, en azından onu diyaloğa giren insanlardı. Javier Zanetti olsun. Öyle bir isim yok artık. Dünya futboluna yani seyirci bakışı da değişti. Futbolculardan beklentiler de değişti. Stoper dediğin, hani illa para vereceksen ayağı düzgün, oyun kurmana yardımcı olacak stopere para vermen lazım. Bizim verdiğimiz para verdiğimiz stoperden hiçbiri öyle değil zaten. Marcelo'yu yanlışlıkla almışız belli ki. Ama ondan Ya. beri Vida oyun kuramaz. İşte Pepe bile Portekiz takımında daha iyi oyun kuruyor aslında, ama yani bunlar şey değil. İlla gerekli mucip harcamalar değil yani. Oğuzhan'ın Kesinlikle. sözleşmesi yalnız 2 milyon euro son yıldaki performans ve takımın ona biçtiği role göre bana biraz fazla geldi. O da herhalde ahde vefa gibi. Çünkü yıllardır çok daha düşük şeye oynuyordu. Hani Tolgay, sadece bu sene Tolgay'ın önündeydi. Tolgay'dan falan bile çok daha düşük paraları. 6 yılda toplam 6 milyon euro kazanmış bir adam olsan, ona yönelik mi onu bilemedim. Biraz fazla geldi bana ama. Ki Oğuzhan'ı çok seviyorum. Kalması benim için çok olumlu bir şey. Başka oyunculardan maaş kısacağımız için Negredo'dan mesela, Negredo'yu gönderebilirsek göndereceğimiz belli. İşte onun birazı Oğuzhan'a yatmıştır yani. O ahde vefa bence doğru bir tespit. Bence bir kere adama 10 numara vermişsin. Kaptanlık vermişsin. Yani Beşiktaş'ın kaptanlığını takım içindeki hiyerarşide bu kadar düşük maaş alması normal olmaz zaten. Doğru. Ya ben o normal bir para olarak görüyorum. Bir kere yani ikisini de geçtim bu mevsimin 10 numara ve kaptan olması. Zaten takımdaki en yetenekli 3-4 adamdan bir tanesi yani. Normal bir para bence.
Orada açıklandı mı ki ne kadar sözleşmiş? Ben 2 milyon euro olarak bir yerde okudum ama nerede okuduğumu hatırlamıyorum ya. Orhan Yıldırım'dan mı okudun Mehmet kardeşim? Belki de yalan bilgidir ya hakikaten. Bence İsmailer. Bence çünkü daha fazla bile olabilir. Kapa bildirilmiyor değil mi artık bizimkiler? Yani o kapa... Yani şimdi mi geçelim Gökhan Keskin'in röportajına vesaire, sonra mı geçelim aslında? Geçelim hani kapa bildirme, şeffaflık falan derken. Geçen yayın öncesi Serdar Torunoğulları'nın bir röportajı olmuştu. Ondan çok kısa demiştik ama üstüne Gökhan Keskin'in de bir röportajı. İşte istediği adamların alınmaması. Mitrovic'in bir akşam para yok denilip beğenilen birkaç oyuncu alınmadıktan sonra, ki bunun benzerleri Önder Özen zamanında da olmuştu hatırlarsanız. Hı-hı. Para yok deyip oyuncu alınmayıp absürt oyuncular alınmıştı. Böyle enteresan şeyler de oluyor tabii. Yani Beşiktaş'ın belli ki bir transfer aklı ya da bir planı yok. Zaten bunu aradığımız forvetlerin beş benzemez olmasından falan da biliyorduk. Ama sene başından beri belli vida transferi vesaire olsun aklımıza düşen tilkilerin bir şeyi varmış. Sebepsiz değilmiş yani. Gökhan Keskin'in açıklamaları da. Hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Evet, bazen Türkiye'de gerçekten çıkartabiliyoruz ateş olmayan yerden dumanı ama bu kadar açıklama üst üste gelmesi biraz bazı şeylerin göstergesi bence. Tek sorun olaylar olduğunda konuşmuyorlar Türkiye'deki profesyonel her zaman, şeyle. Her zaman. O zaman da hani ya acaba bu gönderildiği için mi söylüyor gibi de bir algı oluşmuyor değil yani. Öyle olmadığını düşünüyorum ama hakikaten bu biraz can sıkıyor. Yani o an çıkıp birisi de pat diye masa yumruğunu vurup itiraz etmiyor yani. Ya da içeride ediyor, dışarıda edilmiyor. Kol kırılır, yeni içeride kalır diye lanet olsun yani. Çok yani, kanıksanmış bir laf var. Spor muhabirleri bile yeni evet. içeride bırakma kafasında yani. Hani bırak şeyleri, kulüp profesyonellerini bırak. Evet, yani. Şey hani Fırat Günayer şey gene severim diğer muhabirlere kıyasla. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Fernandez'i mesela transfer söylentisi olurken bayağı övdü yani. Fırat Günayer Fernandez övmese taraftar da o kadar o gaza gelmeyecek. Aynen. Ve Şafak Malatya'nın bir yerde şeyini denk geldim Twitter'da. Fernandez'in alınması için ben bunu alınsa da yazarım, söylerim dedi. Yani Şafak Malatya da dürüst birine benziyor. Alınması için korkunç bir menajer baskısı var diyor. İşte yani. Yani olabilir. Normal bir şey bu da. Şafak Malatya'da az Quaresma'cı değil yani. Ha yok, futbol aklı başka bir şey. Burada da hani şey açısından hani o duyumunu söylüyor bize böyle bir baskı olduğunu. Fernandez'i belki o da seviyordur. Sever zaten. Onun yani futbolda çok derinlemesine bakmayan insanları seveceği bir oyuncu Fernandez. Çünkü bakıyorsun her şey varmış gibi de işte takım abi, arkadaşlarına verme şeyi yok, eksik işte. Yani derinlemesine bakmaktan da ziyade şimdi 32 Beşiktaş'ın geçen seneki sorun tempo olarak hani 28 yaşında olsa ya da ne bileyim Beşiktaş'ın belli bir oyun planı hani o yerleşik bir oyun planımıza uygun bir oyuncu olsa vesaire hani o tartışmayı geride bırakıp bile okey dersin tamam belki değişir oynar vesaire. Hı-hı. Çok iyi oynamış bu sene. Abi 32 yaşın başka insan mı kaldı? Dünya pazarında oyuncu mu kalmadı ya? Biz niye Portekiz çetesini geri getirmeye çalışalım ki yani? Bu söylenti niye çıkıyor işte? Bu söylenti niye çıkıyor sorusunun cevabı Övüncü'nün dediğinde. Pardon, senin dediğinde. Ben de Övüncü'nün diye düşünmeye çalışıyorum. Ben de dedim diye düşünüyorum. Arada böyle bugün zihin biz egzersizleriyle karşınızda ya, olacağım. Bugün ben 500 kilometre araba kullandım geldim ama Burak yorulmuş benden. Arkadaşlar çok. Hava sıcak. Çok sıcak bastı. Ben Adana'dan geldim kardeşim, Adana'dan. Valla 3-4 gündür Adana'da yani çok ciddi sıcağımı yedim. Geldim Ankara'ma tekrar. Yani yorum var mı bu konuda bilmiyorum. Belki bizim izleyicilerimiz bazen çok daha bizden kulağı kesik insanlar var. Onlar belki bir şeyler duymuştur ama. Ama genelde şeye bakıyordum. Gökhan Keskin'in beğendiği oyunculara bakıyordum. Abi işte hepsi acayip vasat oyuncular yani. Ha. Genç ama acayip vasat oyuncular yani. Yani tamam adamın aklı olduğu bir takım şeyler, mevzular olabilir de. Gitmiş mesela açıklamasını okuyorum şimdi. Atletico Nacional'den 3 tane oyuncu beğendim diyor. İşte bir tanesi Kolombiya milli takımı santroforu falan filan anlatmış bir dolu. Bakıyorum adam 2 milyon euroya Flamingo'ya gitmiş. Flamengo'da oynuyor yani. Yedek kalıyor arada sırada falan.
ve garip garip adamları önermiş yani. Bunları da bize önerdik diye ortaya çıkma bari ya. Bunları niye açıklıyorsun ki? Yani tabii canım, Gökhan Keskin'in doğru bir şey söylüyorsun. %100 her oyuncu önerdiği oyuncu iyiydi de alınmadı falan gibi bir durum yok. Yok yok, burada ilkeyle alakalı bir sıkıntı var. Yoksa hani bu adamı oraya getiriyorsan dediğini almayacaksın, getireceksin. Ya da hani Önder Özen meselesinde de aynı hikaye vardı. Sportif direktör diye birini koyuyorsan tamam, ona emanet ediyorsun demektir. Hem onu koyup hem arkasından hiç çevirmeyeceksin gibi yani. O kişi doğru kişi değilse başka bir sportif direktör bulacak. İsim olarak şimdi ben aklımda tutamıyorum. Beşiktaş'ın en çok çalıştığı menajer kim? Bulut mu? Ahmet Bulut mu bizim? Galiba. Okey. Bu şey ya. İşte Quaresma'nın 12 milyon euroya şeyin takımına gideceğine dair. Ya ama Çin'le ilgili haberleri ben hiç şey yapmıyorum ya. Ya ben Quaresma'nın gidebileceğini düşünmeye başladım çünkü şu an istenmediğini anlıyor sanki. Yok be, taraftarın çoğu hala Twitter'da yok, baktın mı? Yok yani şey tarafından ha. Değil yani. Hem kulüp, tamam anladım okey. Mali boyutu olarak hem başkan nezdinde. Vallahi o zaman biz şeyden teklif gelmesini umacağız. Amerika'dan, bence o gitse Amerika'ya gider. Ben temaslarımı sürdürüyorum. Abi de Çin'i beğenmiyorlar ya. Neyini beğenmiyorsunuz Çin'in? Arkadaş yani para, dünyanın gelişen değeri yani. En büyük ikinci ekonomisi. 2038'de Amerika'yı geçecek yani. Atalarımız ne demiş? Bilmiyorum demişler mi ama para gelen yerden kaçılmaz arkadaş. Al yani, al Kovanecmacım, al kontratını 4 milyon 5 milyon. Bak keyfine ya. Trivele ya yaparsın. Şeyi anlarım şey hakikaten. Yani. Katar'a, emirliklere gitmem hikayesini ben anlıyorum yani. Niye gitmesin abi? Gitsin yani. Adam... Abi hava çok sıcak ama. Siz şimdi bilmiyorsunuz sıcak hava. Ben Adana'dan geldim bak. Da Adana perspektifiyle. Sıcak kötü tabii. Ben 2002 Dünya Kupası nasıl yapılacak hala daha onu merak ediyorum. 2022. Ben geçen şey FIFA oynuyordum. Şey FIFA diyorum. Futbol Manager oynuyordum. Şey oldu ya. Oyuncular bayıldı. Yok. 2022 Dünya Kupası Katar'dan alınıp Avustralya'ya verildi oyundan. Öyle bir şey olabilir mi? Wow. Çok merak ediyorum. Ama o Dünya Kupası yazın oynanmayacak diye biliyorum ben ya. Yanlış mı biliyorum? Ya özel, Katar'a özel başka bir hani kış... O söylenti vardı, sonra vazgeçildi. Sonra işte klima takılacak her yere falan çünkü derdi. Neredeyse bütün statlarını kapalı hale getirdiler. Ya ben zaten bazı statlarına baktım. Orada çok ciddi politik sorunlar da var. İnanılmaz statlar yapmışlar ya Katarlılar. Ama statların yapımında kullanılan emekte çok ciddi politik sorunlar var. Veya bir şey orası klasik canım. Asyalıları mı sömürdüler? Yani aynı problem. Aynen Güney Asya'dan var. Neredeyse köle emeği kullanılması gibi yapıyorlar. Bir şey var. Tüm Arap Yarımadası'nda zaten bu tip ağır işlerde yapılan bir durum. Zaten Dünya Kupası'nın ekonomi politiği de ben notlarımda vardı. Yani işin yolsuzluk boyutundan bahsediyorsun. Ha yolsuzluk şey canım. O zaten. FIFA Katar için FIFA, hem Katar hem FIFA birleşir de yolsuzluk olmaz mı yani? Rusya'da da inanılmaz şeyler var yani. İnanılmaz. Yani evet yani çok şey yapmadığımız için farkında değiliz belki ama Rusya'da corruption konusunda yani çok önde bir ülke zaten canım. Hani Türkiye'yi karıştırmıyoruz bu tip şeylere, muhabbetlerimize ama Rusya hakikaten biz dinlemiş olanlar vardı yaptığımız İngilizce podcast'te. Ben bu kelimeyi niye söyleyemiyorum bugün ya podcast'te. Yolsuzluk endeksine bakmıştık. Gerçekten A grubu Rusya'sıyla, Mısır'ıyla, Suudi Arabistan'ıyla mükemmel bir ölüm grubu olmuş durumda. Yani Rusya'daki temel sıkıntı işte sosyalist dönemden geçişten başlayan bir şey oluyor ve ondan da alıp gidiyor yani. Nepotizm olsun. Birden parsayı yani, toplama döneminde. Yani şöyle bir baktığımız zaten zaman zaten yeni zenginler oldu. Mini Rusya'yız biz ya. Rusya'nın siyasi tarihiyle Türkiye'nin siyasi tarihi bayağı benziyor kırılma noktaları açısından ama neyse oraya girmiyoruz galiba. Evet girmeyelim. Türkiye'yi karıştırmıyoruz arkadaşlar. Çok siyasete girmeyin. Yani siyaset değil canım bu akademik. Tabii siyasi tarih konuşabiliriz. Artı diğer ülkelerin siyasetine girebiliriz. Onda sıkıntı yok.
şey yazmış Hacı dayı, onu ekleyeyim, bu konuyu geçeceğiz de artık. Torun oğulları başkan adayı olabilirmiş. Haberde işte bu ard arda gelen haberler Fikret Orman'a muhalif gruba karşı hani yaptırılmış olabilir. Öyle bir şey hikayesi var. Ben sanmıyorum. Şu an yani Fikret Orman'ın lobisi bayağı kuvvetli Beşiktaş'ta içeride. Yani benim diyen adam rakip olarak çıkamaz onu. Yani Erdal Torunoğulları o isim olamaz. Şimdi evet. Aziz Yıldırım biri saltanatı... Biri çıkabilir de yani Erdal Torunoğulları kim? Aziz Yıldırım saltanatını Ali Koç aşağı alabildi. Şimdi bu açıdan bakınca Fikret Orman'ın taraftar gözdeki sempatisi falan yani çok daha isimli, ne bileyim, bir şey olması lazım. İşte Özyeğin ya da başka bir koç falan, öyle bir şey anca. Rahmi Koç. Orada çok çok mümkün görünmüyor ya bana. Yani bence ya de yakın zamanda. Eğer Beşiktaş bu sene bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne giderse yani Fikret Orman yerini bayağı sağlamlaştırır. Tabii tabii. Aynen. Başarıya biz geri dönersek Fikret Orman'da sıkıntı yok ama bu yıl hem Avrupa'da çok başarılı olmayıp ligde de yine ilk iki dışında kalırsak Fikret Orman için işte tehlike çanları çalar yani. Ama ben yani böyle bir senaryoyu hayal bile etmek istemiyorum. Borç 1,5 milyarı geçmişken 1,800'e dayanmış. Hani bütün kulüplerin 2 milyar civarında borcu var şu anda. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 milyarını da... Kur herkesi mahvetti ya. Zaten kırılgan kulüpler. Hepsi teknik iflas halinde neredeyse bütün kulüpler yani. Biz zaten öyleyiz ya. Gene döndürülebilir ve marka değerini en fazla... Bizim en büyük avantajımız o ya. Diğerlerinden farkımız biraz o. Yoksa borç olarak farkımız yok da. Görsün, bizim bir farkımız yok bence ya. Yani bu sene de dördüncü oldu mu bittin işte. Bittin, aynen. Aynen. Ya zaten aynı, işin en büyük sıkıntısı da o. Demin zaman yani. Hiçbir pamuk şey ipliğindesin ve bir çıkış ivmesi yakaladığında bunu neden sürdürülebilir üretim ekonomisine dönüştürmüyorsun da zaten inşaatı gömüyorsun diyeceğim, az kalsın böyle ya. Türkiye'de evet yani kulüpler bu aynı hatayı Galatasaray yaptı işte, Mancini sonrasında Terim mesela o dönemde, yani kadroyu isimlere dolduracağız diye. Hani Drogba tutar ama X tutmaz, Y tutmaz yani, her zaman Gomez tutar ama o tuttu diye Negredo tutmak zorunda değil. Değil yani. Böyle bir politika bu, hani eğer sen orta sıra takımı olacak lükse sahipsen ya da alsan, mesela Kasımpaşa'nın transfer politikası çok başarılı Kasımpaşa için. Hı hı. Güzel böyle iyi oyuncular buluyorlar, nokta atışı performans alıyorlar, onları satamıyorlar vesaire ama döndürebiliyorsun. Yani senin vizyonun buysa tamam. Beşiktaş'ın vizyonu ne? Beşiktaş'ın vizyonu şu olmalıydı. Futbol olarak sürekli üste koyup Türkiye'de sahip olmadığımız politik, sosyoekonomik forsu futbol kalitesiyle kazanmak. Biz bunu yapmadık. Bu gibi geçen sene bundan feragat ettik. Açık bir şekilde vazgeçtik. Sosyoekonomik o Yıldırım Dömürören şeyine döndük biraz. Ha, marka değeri olarak katkısı oldu mu? Oldu. Olmadı değil. Ama sadece onunla yürünmez yani. Beşiktaş'ın öyle bir lüksü yok Türkiye şartlarında. Bizim futbol kalitesi olarak da sürekli üste koymamız lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nin özgüven olarak hiçbir getirisi olmaması garip geliyor bana. Yani keşke ilk maçta 2-3 tane yiyip aşağı otursaymışız. Yani şimdi aslında bakarsan biz bunu ilk yarıda da konuşmuştuk sanırım. Şampiyonlar Ligi'nden namalup lider gruptan çıkmak mı, yoksa ligde şampiyonluk mu diye. Kim ne cevap vermişti acaba? O zamanlar sanki siz Şampiyonlar Ligi dediğiniz gibi hatırlıyorum ben. Olabilir. Ya ben demişim de ben hala da sana görüşteyim. Yani bu bir kere böyle bir fırsat geçerdi. Abi bir daha geçmeyebilirdi. Ama işte işin realitesine baktığın zaman, yani ekonomik tarafına baktığın zaman, yani şu anda yaşadığınız maddi kayıp çok daha büyük yani. Ya ben ama bu... Orada bir prestij yani... şeyi yaptık ama o getirisinden daha fazla götürüsü var yani. Ya şimdi bu eğer maaş bütçemizin kısmamıza yol açacaksa aslında ben hala daha razıyım mevcut durumumuza. Yani belki bahaneyle maaş bütçemizin... Açacak ama nasıl açacak işte. İşte nasıl aynen. Bizim istediklerimizden... servis verdiğin Negredo'yu bedavaya bırakacaksın. Belki maaşının yarısını vereceksin İspanya'ya gitsin diye. Aynı şekilde Quaresma'ya. Bir tanesini satsak şunların aslında... Bir tanesini satarak kurtaramaz Beşiktaş şu anda. Ya en azından zararını kompanse eder. Yani Fikret Orman'ın açıklaması gördüğüm kadarıyla %20 küçülmekten. Gerçi ben o açıklamayı da hiçbir yerde görmedim de.
%30 %40 rakamları da telaffuz edildi sanki. Edildi ben. Ama nerede konuşuldu ben de bilmiyorum açıkçası. Ya ben çünkü çok araştırdım bu küçülme mevzusuyla ilgili. Ben hiçbir yerde bir şey görmedim. Hı-hı. İlginç. Ama %20 %30'dan bahsediyorsan bir kere Negredo, Pepe, Adriano, Quaresma takımda tutmam mümkün değil yani. Bugün Bülent Uslu Twitter hesabından stat işte gelirler medirleri şey yapmış. Maaş giderlerini falan yazmış. Belki abi o çok da. Kötü bir tweet ya. Çok yanlış kötü mü diyorsun? Yanlış yani. Mı peki? Yani, şey de. Açısından söylemiyorum. Tamam 475 milyon TL giderim var da yani hiçbir şeyin yok ki başka. Bu başarı gelmediği zaman bu sponsorlar ne olacak? Sana destek vermeye devam edecekler mi? Yani ben, taraftarın gelmeye devam edecek mi? Ben bu tweet'i yani merak ettim. Sürdürülebilirlik zaten oradan geliyor yani bu. Sürdürülebilirlik şey bunların hepsi birlikte var olan şeyler. Yani bir sene daha başarısız olsan bu şey tamamen ters döngüye girecek yani. Siz şey ben tweet'i arıyorum. Başka şeye devam edebilirsiniz. Tamam. Şimdi Discord şey yapmış. Şampiyonlar Ligi senesi Şampiyonlar Ligi bütçesi olur ama Avrupa Ligi senesinden hani bütçeyi de ona göre ayarlamak lazım. Yani maaşları kısmaya elimizden geldiğince Şampiyonlar Ligi'nde oynama bonusuyla arayı kompanse etmek gibi bir şey demiş ama işte hazır geliri olan oyuncu bunu kabul eder mi? Ettirmek için neler yapmak gerek ama biraz bir bütçe kısmamız şart o kesin. Neyse, Bülent Özkan'ın tweet'i çok popülist bir tavır ya. Övünç bayağı haklı yani. Şu kadar gelirimiz var, bu kadar maaşımız var ama Beşiktaş'ın para ihtiyacı var. Hayır abi yani bir sürü borcu var Beşiktaş'ın döndürmek zorunda oldu. Oradan kredi alıp buradan şey yapıyoruz abi, yani. Sadece şey... bütün gelirlerle futbolcu maaşını kıyaslayamazsın. Bu tweet 300 tane RT almış neredeyse. Abi her şeyi Beşiktaş düşmanlığı her ya şu paranoyadan Beşiktaş taraftan artık kurtulması lazım ya. Yani günah geldi yani. Beşiktaş takımın tek gideri maaş değil ki. Yani koskoca bir kulüpten bahsediyorsun ha. Zaten en büyük problem finansman gideri olan bir kulüpten bahsediyoruz. Bütün kupa bu. Bütün Türkiye sadece Beşiktaş'ın da sorunu değil yani. Ya ben Beşiktaş'ın taraftarını, bunu... ekonomik durumunu falan hepsini bir ülkeye benzeteceğim de bir türlü adı aklıma gelmiyor. Böyle taraftarının psikolojisi, aldığı parayı harcaması falan bir ülkeye benziyor ama ekonomisi bu aralar zorda olan. Neyse çıkaramadım. Hatırlarsak yine konuşuruz ona. Aykut Kocaman. Tuvalu'dan bahsediyorum. Aykut Kocaman. Burak son kez takdimini yaptı. Ben çok üzgünüm. bugün kulüp sitesinden yayılan açıklamada görülme somurildiğini öğrendim. Üzgünüm. Güzel şeyler yapmaya çalıştık. Güzel şeyler olmaya çalıştık. Güzel şeyler vermeye çalıştık. Veremedik. Verdik, vermedik. Oldu, olmadı. Aldık, almadık. Fakat önümüzdeki Beşiktaş Fenerbahçe benim için her zaman önemli. ya ben abi bir seneye kim nereye gidecek bu adam ya? Konya Spor'a falan gitsin bari. Senede iki defa taklit yapalım. Yani. Üzüldüm. Ben bayağı üzüldüm açıkçası. Yok ya, işin şakası bir yana gerçekten Aykut Kocaman olmamış Şenol Güneş. Böyle bu akşam eğer içiyorsa Ramazan da bitti. Bir duble açmıştır keyiften. Seneye şu şeyi görmeyeceğim diye. Ali Koç üzerine Aykut Kocaman'ın, ya hem Aziz Yıldırım hem Aykut Kocaman yok seneye. Bu Beşiktaş için çok yani gizli potansiyel olarak çok ciddi bir kar yani. İnşallah öyle olur. Ya ben şey düşünmüyorum aslında ama yani Şenol Hoca'nın kafasındaki o Fenerbahçe şeyi bundan önce de vardı bence. Ha yok. Tabii yok. Bununla zirve yapmış olabilir ama o fobi her halükarda devam edecek yani. Ama ben yani seneye yaşanacak özellikle Kadıköy'deki Fenerbahçe Beşiktaş maçından hele böyle ligin ilk 5 haftasında falan olursa ciddi korkuyordum yani. O hava kesinlikle şey yapmayız. Bir kere Ali Koç o tavırda bir insan olmadığı için. Yani maçtan önce Ali Koç'la Fikret Orman tokalaşır, işte beraber basın toplantı. Yani bunları canlandırabiliyorum gözümde. Aynen. O doğru bir tespit. Peki Filip Koku? Filip Koku, yani aslında çok konuşuluyor. Hollandalı Aykut Kocaman herif. Neden böyle bir tercihte bulunduklarını anlamak mümkün değil. Yani futbol aklı Damian Comoli getiriyorsun.
Bunun arkasındaki mantık nedir abi? Aykut Kocaman'ın neyini beğenmiyordunuz da Filip Koku'nun nesini beğendiniz? Yani oynattıkları futbol tarzı açısından, yani futbola bakış açılarında neredeyse hiçbir fark yok yani. Filip Koku da tamamen sonuca yönelik, o yani sonuca yönelik hamleler yapma ve onun üzerine bir takım kurma, üzerine bir teknik direktörlük şeyi var şu anda yani. Geçtiğimiz sene PSV'deki performansından bahsediyorum. Uh-huh. Yani burada da yani bizde genel olarak bir yani kulüplerimizde genel olarak bir futbol aklı eksikliğinden söz etmek mümkün. Yani oraya bir sportif sportif direktör bile getirsen adam hiç neyin ne olduğunu bilmeden direkt olarak aynı futbol stiline uygun. Belki de şöyle düşünüyordur. Ulan elimizdeki kadro buysa biz buna uygun teknik direktör getirelim. Kafasıyla yaklaşmış da olabilirler ama yani Fenerbahçe taraftarının oynanan futboldan mutsuz olduğunu bilerek aynı stilde bir hoca getirmesini ben anlayamadım açıkçası. Ya bir de ben PSV Eindhoven'ın devam etsem. Sen bakacaklarına bak. Şöyle bir sorunu var Filip Koku'nun. Filip Koku sadece PSV Eindhoven'ı çalıştırdı yani kariyerinde. Başka hiçbir kariyerinde takım yok. Ben valla gelmesini isterim Koku'nun ya. Büyük ben ihtimalle şey olmaz yani. İstedikleri yani bir Beşiktaş açısından bakarsan kesinlikle isterim. Ben hatta ya. Luis Enrique gelsin istiyorum. Luis Enrique de keza. Yani çünkü bu adam Eindhoven'ı PSV Eindhoven'ı U19'dan itibaren almış, çalıştırmış, birlikte olmuş. Yıllardır orada. Yani başka hiçbir takım 5 yıldır orayı çalıştırıyor. Hiçbir takım görmemiş. Hiçbir kültürü bilmiyor. Hele Hollanda kültürü, Türk kültürü falan. Hoş bir sene başlangıcı yaşarlar yani. Ben inşallah Koku olur. Şimdi ben PSV Eindhoven'ın geçen sezonki istatistiklerine bakıyorum. Ligde 87 gol atmışlar. Bu ama tabii bunun Hollanda Ligi olduğunu unutmayalım yani. 50 gol, %57'si gollerin açık oyundan gelmiş. 18'i duran top, 10'u penaltı, 5'i kendi kalesine gol. Bayağı aslında yüksek bir oran yani. %6'ya tekabül ediyor. 4'ü de kontratak. İlginç bir dağılım. Yani PSV Eindhoven'ın Hollanda Ligi'nde baskın bir takım olmasından ileri geliyor olabilir bu. Yaptıkları pasların %81'i kısa pas, %14'ü uzun pas, %5'i orta. Aslında Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman futboluna biraz farklı bir yönü var yani sanki. Ya yani şey oradaki takımlar arasındaki uçurum... Uçurumdan dolayı haklısın. Bence daha fazla yani. Disco zaten tabii. Yazıyor bu esnada. O Hollanda Ligi'ni daha iyi takip ediyordur. hollanda temsilcisi Ekşi Beşiktaş'ın evet, Disco Erektor. Zaten gerçi Eindhoven'un Ajax'ıdır muhtemelen Disco. Amsterdam'da yaşadığı için. PSV o tarz aynı Fener gibi kapanıp bekliyor ve öyle çok gol atıyor. Yani Fener gibi çok gol atıyor diyor. Mantığı. Kontratağın yüzdesinin çok düşük olması benim kafamı karıştırdı ama belki de baktığım siteninden kaynaklanıyor olabilir. Yani hani Övünç'ün dediği gibi Aykut Kocaman'ın Hollandalı versiyonu şeyine de uyuyor yani Disco'nun yorumları. O zaman umarız demeyi. Abi Luis Enrique gelseydi çok iyi. Hem hayvan gibi maaş vereceklerdi. Hem muhtemelen acayip başarısız olacaktı. Yani Roma ama performansını da biliyoruz. Yani Luis Enrique'ye bunu yazanlar oldu ya. Gelmesin diyenler de oldu Fener'de. Hani onu o kadar da şey değiller yani. Yani şu yok, Fenerbahçe bu... takımıyla ne yapabilir ki Luis Enrique? Barcelona takımıyla doğru düzgün bir şey yaptırdığını gör. Yani o takımın üzerine bir şey koyamadığını net olarak gördük yani. Ben şimdi baktım da Fenerbahçe'nin durumsal istatistikleriyle aynı bu sitenin. Fenerbahçe hiç kontratak gol atmamış diye gösteriyor bu site. Demek ki şeyi çöpe atıyoruz. Evet yani var yazılmış, VAR'a geleceğiz. BJK 03 nikli arkadaşımız da Negredolav gitmeden transfer zor gibi diyor. Zaten forvet alınamaz yani ikisi takılırsa açıkçası. Nereye forvet alıyorsun yani? Yılda 2 verdiğin 4 verdiğin adamlar varken onlara güvenmekten başka yani onları gönderemiyorsan iptal yani transfer. Tabii hocam. Lav gidecek gibi görünüyor yani. Yani Lav'ın maaşı görece düşük olduğu için daha kolay da. Sözleşmesini feshedip falan gönderecekler gibi geliyor bana. Abi ona da 3 milyon bonservis verdin yani yazık ya bu takımın parasına. Yani. Yalnız Fenerbahçe'nin rakipleri geçen sene kendi kalesine 6 gol atmış bizim sadece 1. Yani ne var bunda? Fenerbahçe rakibi alıyor falan gibi.
Ha yok, bayağı şanssızmış, şanssızmışız yani. Bir iki tane evet, daha öyle şey yapsalar olurmuş. Bence de olurmuş. Bu aralar Bastos, şimdi Sporting'de birkaç oyuncu şey oldu, kulüple bazı sorunlar yaşadı. İşte maske adamlar antrenmanı basıyor falan. Sözleşmelerini feshettiler. Bunlardan biri de Bastos. Çok gündeme geldi Türk takımlarına ama çok yedirmezler herhalde. Yok, ben bu yani Bastos ismini duyunca aklıma böyle türküler falan geliyor. Yani adamı ciddiye alamıyorum. İyi bir futbolcu. Hayır, dost. Ya dost falan diyordu. Bastos. Tam bir leblebici ya. Yani hani net leblebici. Aynen. Cenab-ı sever o zaman yani. Evet, Mario Gomez'in bir tık altı yani işte. Çok güzel tezahürat yazılır. Bastos gelsin de evet bize yedirmezler. Yani öyle adam değil. O Wolfsburg geçmişi var. 4 yılda Wolfsburg'da 36 gol atmış, bize gelmez bu. Sporting'de almış yani. Bu olay geçen sene olsaydı ve biz Neymar'ı almadan önce olmuş olsaydı. Evet. Hallederdik o işi. Yani 5-5,5 falan verip alırdık onu. Zaten Disco'da Sevilla ile West Ham bırakır mı diyor beleş fırsat çöplerine. Hakikaten Sevilla çöptü zaten. Oğlum Bastos Beşiktaş'a gelse gol attıktan sonra dostum dostum çalınır ya. Bak şu bir şey yaşıyor. Bu fırsatı pas geçmeyelim. Ben bayağı hislendim şu an. O zaman herkes 3-5 atsın kulübe. Yani yedekteyse ve... Taliska da evet. Bu arada bizim şeyden kurtarmak için Çin'e gitmiş ya. 25 üstü satılırsa Beşiktaş 4 milyonu geri alacak diye. O mevzudan kurtarmak için Altalya'na kiralamışlar. Devre arasında gidecekmiş yani. Giderek. Dost dost niye nicelerinden ne kazıklar yiyoruz. Fiorentina'dan kazık yedik. Benfica'dan kazık yedik. Bu kiralama işinden kârda çıktığımız hiç olmadı bizim ya. Yani biz cin olmadan adam çarpmaya çalıştık bu süreçte ama herifler başında. Yani Portekizli'yle İtalyan'la yapmayacağım bu işi. Yapacaksan İngiliz'le, Alman'la, yani daha böyle prosedürleri net yani, bunlar çakal yani Portekizli, İtalyan. Portekizli bir cebinden koyar, öbürü cebinden alır. Cebinden alır yani. Gerçekten Beşiktaş'ın son 5-10 senede Portekiz'den yediği kazığın maddi manevi tazminat davası açabilir miyiz acaba? Bunlar bizi çok yıprattı diye. Gerçekten ya. Çok mantıklı bir şey. Ben Portekiz milletine gerildim yani. Böyle Portekizli futbolcu görünce ismi şey yapıyorum. Artık böyle bir geriliyorum. Peki Galatasaray'ın cezaları? Daha doğrusu anlaşması. Övünç bunu işte daha iyi biliyor. UEFA geçen hafta açıkladı onu. Yani bizim bu 3 sene önceki anlaşmamız da neredeyse birebir aynı. İşte UEFA A listesi ve B listesine yazılacak oyuncu sayısı, oyuncu satmadan alınamaması mevzusu. Onların da nakit para cezası var. Bizim de nakit para cezamız vardı ama bizimki direkt düşür kapatılabilecek kadar bir paraydı. Bundan ikisi 6 milyon euro. Ve üstüne işte 10-15 milyona kadar gidebilecek bir ceza var ama bu şey durumunda geçerli olacak. Yani sene sonunda aynı bizimki gibi birinci sene sonunda 20, ikinci sene sonunda 10, üçüncü sene sonunda da kafa kafaya bütçe açığı vermemeleri gerekiyor. Önümüzdeki sene 20 milyon euro eksi verirlerse bu 15 milyonluk cezanın 9 milyonunu da ödemeleri gerekecek. Öyle bir durumları var. Yalnız bu lafını unutma da, bu UEFA'nın hani parayı, paran yok cezasını, bir de para cezası vermiş. Bir trajikomik geliyor bana. Hani parayı iyi kullanamadı, çünkü parasız kaldı. Ya daha önce konuştuk zaten de şey de saçma yani. Oyuncu satamadığım kadar. Yani bu kulüplerin sorunu bütçe zaten. Oyuncu satıp almak değil ki. Yani evet işte sözleşmesi. Başka şeyler yani. Yani kiralık alıyor. Kiralıklar yapabiliyorlar. İşte şeyle ideye geliyor. 20 milyon euro. Ha, evet evet, o kısım iyi bir şey yani evet. Yani diyor ki sattığın kadar ama 20 milyon euro zarar etmeyecek. Galatasaray finansal tablolarını geçen bakmamıştım ama muhtemelen 20 milyon euronun fazla üzerinde etkisi vardır. Yo, ben bildiğim Galatasaraylı arkadaşlardan bildiğim kadarıyla kolay kapanacak bir şey değil. Kolay altına kalkılacak bir taahhüt değil. Ciddi kısıtmalara gittim. Yani Rodriguez falan satacaklar gibi görünüyor. Öyle, evet evet. Onlar da bir şeyler. Mesela geçen sene Mayıs'ta rekor zararı açıkladılar. Tarihi rekor yani. Ya bir de euro artmaya devam ediyor yani. Galatasaray'ın 6 aydaki zararı bak Şubat
2018'de yazılmış bu zarar 116 milyon lira. Yani güncel kurdan 25 milyon euro. Wow. Neredeyse. 23 milyon. Bu dönem güncel zararı mı, yıllık zararı mı? Dönem zararı. Dönem zararı. 6 aylıktan bahsediyorum. Oo. Oo. 23. Hadi Şampiyonlar Ligi geliri biraz kurtarsa yok gene yani. Yani dua etsinler Fenerbahçe şampiyonluğa yine gitmesin. Ya yani bir de öyle bir mevzu olursa, aa, doğru. Bir de o parayı kırışacaklar yani. Bayağı şey, fecaat bir dönem bekliyor bence. Bir de Galatasaray Fenerbahçe kardeşliğine damga mı vurulacak bu sene? İkisi de şampiyonluk. Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var yani. Yani şu an orta saha yok adamlarında ya. Ya bir de Şampiyonlar Ligi'ne katılım parası ciddi bir meblağ, yanlış hatırlamıyorsam, ama yani Beşiktaş aldığı paranın çoğunu galibiyetten, beraberlikten vesaire de aldı yani. Tabii. En az bir o kadar aldı Beşiktaş para. Performans, iyi bir performans gelmezse katılmak yetmiyor. O 20 milyon kolay tabii kapanmaz yani. Aynen. Kolay kapanmak lazım. Beşiktaş dediğin gibi. Yani onun tek avantajı Galatasaray hızlı bir şekilde stadı doldurup kombine satabilecek. Evet. Bizden daha avantajlı o konuda. Evet. Yani bu net. Yani bizden daha fazla para toplayacakları net olur orada. Ürün satışından da bizden fazla para toplayacakları net. Bakalım. Yani işleri kolay değil en azından, bunu diyebiliriz. İşleri imkansız değil ama zor bir öyle, evet, gül bahçesi değil. İmkansız gül bahçesi. Ya işte bu Çin olayı çıktığından beri kara para aklama mevzusu aldı başını gitti. Onların nasıl bir bağlantısı var Çin'de bilmiyorum ama yani ne kadarı gerçekten transfer ve sadece bizim Çin'de değil. Yani iki tane ortası. Ya bir de Çin'e satabilecek oyuncuları yok ellerinde şu anda. Galatasaray'ın para edecek Belhanda, Belhanda gider. Keladam, Rodriguez ve Gomis. Ben yalnız Feguli, evet, Keladam. Belhanda'nın Galatasaray'ın çok anlayamadığı, çoğu seyirci nefret ediyor Belhanda'da. Ama ben hani biraz Oğuzhan modeli, aslında o kadar da kötü olmadığını ama çok böyle arayış yaptığı için çok değerinin anlaşılmadığını düşünüyorum. Belhanda Oğuzhan'ın sağ tarafta oynayanı. Sağ iç oynayanı. Bakalım. Yani biraz daha bir, biraz şey bir farkları var, daha 10 numaraya yakın. Provokatif tabii. Bir şey söyledim, bir itiraz edin arkadaş ya, ne bu üzerinizdeki ölü toprağını sildiğiniz. Ben bence şey yani. Ben yorgunum baştan seri. Bir kere Belhanda disiplin problemi olan bir adam yani. Çok doğru. Sinirleniyor ve kart görme konusunda bir şey var. Bir de Oğuzhan'a göre daha fazla, yani oyun içinde daha fazla kayboluyor. Oğuzhan daha fazla sorumluluk alıyor bence Belhanda'yı. Ama yani Belhanda'nın da o bitiriş alanında daha yetenekli olduğunu da düşünüyorum, evet. Ben. Öyle bir fark da var. Belhanda Dünya Kupası'nda bile bir kart görecek işler yaptı ya. Evet, bir kafa sorunu var onun belli ki. Var. Yani ben İran, tabii şimdi rakipleri İran'dı, gerçi yenildiler ama Tunus bayağı iyi oynadı ama... Fas. Ne dedim? Bak, Tunus dedim değil mi? Tunus dedim. Evet. Biraz önceki maçta kalmış. 32 tane takım var zaten. Kafam benim sürekli karışıyor. Hangisi Panama'ydı, Costa Rica'ydı? Ya bu çok normal. Kuzey Afrikalıların hepsi birbirine benziyor. Ya yok. Fas, evet. Fas, İran. Aslına Fas. Bakarsan gerçekten öyleler yani. Hepsi kafa giyik adamlar çok. Fas bayağı aslında yetenekli kadrosu var ama oyun planlarında işte, yani Belanda gene benzer bir rol üstlendi. Geri düştü. Ara pas yapmaya çalıştı. Oyun açık pasları. Fas'ın forveti yok. O nasıl bir forvetsizlik arkadaş? Neydi adamın adı? Ben Kadri mi? Ben bilmem ne bir şey işte. İsimler de öyle zaten. Ben yani, bilmem ne diye. En az 3 harf tutturduğum garanti. Ben Kadri diyerek A, R ve İ var o isimde yani. Ne bileyim. Sıfır. Sıfır yani. Attıramadılar gol. Bayağı aslında oyunu domine ettiler İran karşısında. Attıramadılar ama. Beden de o yüzden bir piyasa yapabilir. Bir forvet sıkıntısına bir çare bulursa. El Kabi'ymiş. Eyüp. Yani Eyüp aslında. Eyüp El Kabi. Kabi Kadri bence geçer. Olabilir. Falan. Gidiş zaten yolundan çok dandik bir takımda oynuyor yani. Hani arkasındaki yani Hakim Ziyech. Arkasındaki oyuncuların ortalama değeri 20 milyon euro falan. Ziyech inanılmaz topçu ya. Muazzam topçu. Ziyech gol makinesi ama çamaşır makinesi çıktı. Onu ileri kaydırabilirler. Bilmiyorum. Yani Tunus şey. Gene Tunus dedim ya. Bakarası Fas. Fas. Roma'ya gidecek muhtemelen. Roma'da biraz performans verirse alır gider yani.
O zaman Dünya Kupası'na geçtik diyebiliriz. Bir girizgah da yapalım kısaca. Dünya Kupaları ben işte 90'ı hayal meyal maçları izledim diyorum. Brehme'nin penaltısı ama 94'ten beri ciddi izleyerek takip ediyorum. 94'ten beri bu turnuva bir sıkıcı muhabbetinin her turnuvada yapıldığını hatırlıyorum böyle. Net. Çünkü ilk maçlar doğal olarak bütün takımların bir kollamaya çalıştığı. Hani, ama asıl ikinci maçta özellikle üçüncü maçtan sonra turnuva gerçek anlamda başlıyor. O zaman göreceğiz turnuva nedir, ak mıdır, kara mıdır. Ben hiçbir takımı tutmuyorum. Çoğu insan böyle Twitter'da bir moda olmuş. Herkes işte bayraklar falan yapıyor. İşte profil resmine bir ülkenin bayrağını koyuyor. Mentionsiz laf çaktım bakıyorum Mehmet kardeş. Ha? Mentionsiz laf çaktım bakıyorum. Bayraklar falan. Bayraklar falan. Ama ben yapamıyorum bunu çünkü hiçbir takıma dahil bir aidiyet hissetmiyorum. Böyle hanım geliyor ben maç izlerken. Sen devlet memurusun zaten. Yani tarafsız ama tarafsızım. Kim destekliyorsun diyor. Yok diyorum ben yani desteklemiyorum. Hani kim iyi oynarsa. Şu ana kadar da böyle ben İspanya'yı beğendim açıkçası. Maçı kazanamadılar ama aslında kazanmaları da hani biraz şapkadan goller, kaleci hatası falan gibi şeylerle kaybettiler. Portekiz çok sıkı savunması olan bir takım. Yani çok zor gol yiyecek takım. 3 tane attılar ama 3 tane de yediler. Siz ne bu diyorsunuz? Bu arada bizim efsane yorumcu şey daha yine bombayı patlatmış. Şey demiş, Tunus son dakikada gol yemeseydi beraberlik alabilirdi. Ya işte evet. Kim demiş bunu ya? Ne? Rehan Kapsan. Tunus son dakikada gol yemeseydi beraberlik alabilirdi maçtan demiş. Bir şeyi çok iyi yapacaksın, çok şey... ya bir şeyi çok iyi yapacaksın ya da her şeyden biraz yapacaksın. Böyle bir şey çok... Dünya Kupası ya tabii bunlar bir de kulüp takımı değil, milli takım yani. Bu oyuncular birlikte oynayan oyuncular değil illa. Hani zaten güçsüz takımların en başta daha iyi oynamasının bir sebebi de bunların çoğunlukla ya mesela pas değil ama İran aynı ligde oynuyor hepsi. Bunlar birlikte oynayabiliyor yani. Şöyle bir sorun var. Vesaire. Aynı ligde oynayan, birbirini tanıyan 7-8 oyuncuya 2-3 yıldız eklenirse çok iyi bir takım oluyor. Dünya Kupası'nın formülü bu zaten. Sürpriz yapacak. Galler mesela şey. Avrupa Kupası'nda işte süper bir takım. Aynen. Yani süper bir takım derken harika anlamında değil yani. Tam bir takım ama üstüne Bale ile Ramsey'i koyuyorsun. Hakikaten güzel bir takım oluyor. Ama onlardan biri cezalıydı Portekiz yarı finalinde. Takım birden patladı. Öyle bir avantaj var bu takımlarında. Hani o iki yıldıza bağlı. Bir şey. Yani senelerdir aynı teknik direktör, aynı taktik. Az çok birbirini tanıyan insanlar. İzlanda'da yıldız da yok. Yıldız da yok. Yani Sigurdsson'u Sigurdsson biraz. Yıldız sayar mısın? Ben yani. O seviyede saymam ya. Bale kadar değil yani. Yok. Ya İzlanda'da çeyrek finali aşacak bir potansiyeli yok ama işte bu şey önemli yani takım olma. Zaten 7 maç oynuyorsun. Yunanistan 2004'te Euro 2004'de almıştı yani. Biraz şansın yaver giderse neden olmasın? İsviçre'nin attığı gol. İsviçre çok güzel oynadı Brezilya'ya karşı iyi direndi ama o biraz da Brezilya'nın açıkladığındandı bence. Ama işte bir yan top bir gol ha bir puan aldın. Öndeki maça bak. Dünya Kupası biraz tesadüf. Sizin hoşunuza yani. Giden hangi takımlar oldu? Böyle beklemediğiniz güzel oynayan. Hadi İspanya'yı geçtik onu zaten. Beklemediğim güzel oynayan bir takım. Ben Peru'yu şaşırdım ya. Profil çok düşük Peru'nun böyle ama çok pozitif oynamaya çalıştı. Peru'nun aslında şeyi yüksek. Dünya sıralamasında yeri yüksek yani. Ha o anlamda. Ben de profil şey yani oyuncu değerleri falan. Ha oyuncu değerleri demişken benim bir tespitim hani katılırsınız katılmazsınız. Böyle Transfermarkt'tan bakıyorum böyle oyuncuların değerlendirmelerine. Avrupa ve özellikle İngiltere'de oynayan oyunculara Amerika'daki oynayan oyuncular Güney Amerika'dakilere çok absürt bir fiyat farkı olduğunu görüyorum. Böyle 40 milyon euroluk değer koyuyorlar oraya. Muhtemelen oradaki bonservislerden dolayı ama hani sahada öyle bir fark görmüyorsun oyuncular arasında. Şimdi ben... Yani beyaz... Buyur. Peri... Ha, tamam. Yani beyaz adam burada da kendini egosentrik bir tutumu almış gibi görüyorum ben açıkçası. Abi o şey ya, NBA'de de var ya o mevzu. Yani gelirin ne kadar fazlaysa oradaki oyunculara da o kadar fazla para dağıtıyor. Öyle olunca da algıda sanki onlar olduklarından yani çok daha fazla değerli gibi. Lol Deng denen adam 18 milyon dolar kontratı var yani. Lakers sağ olsun. Bugün korsan Beşiktaş'ta oynayacağım şimdi. Yani. Lol Deng gitti canım. Mozgov da oradan iyi parsayı topladı orada. O da yani 16-17 çek. Şeye bakıyorsun.
Premier Lig'in son yayın kontratına bakıyorsun. Bir senelik hakkını 1 milyar doların üzerinde satıyorlar. O kadar fazla parayı dağıtırsan bu adamlar da saçmalaması gayet normal yani. Şimdi ben şunu diyecektim Mehmet'in ekleyişi. Peru'nun İngilizce yaptığımız podcast'ı dinleyen arkadaşlar belki duymuştur. Tekrara girmiş olmak istemiyorum ama aslında çok da şey değil, tekrar değil. ILO Ratings diye bir şey var. Bu FIFA'nın gayet başarısız dünya sıralamasına kıyasla bir güç orantısı kurup öyle bir denklem, yani öyle bir sıralama sistemi. Ona göre Peru dünya 10.sü mesela. Ama Peru'nun sıkıntısı ki bu maçta da oldu. Bayağı expected goal 1.5-1.57 falan da beklenen gol rakamı. Ama gol atamadılar. Çünkü forvetleri 34 yaşında kokain bulaşmış, çay içip ceza almış, yeni dönmüş falan, böyle bir hani çok yüksek tutulan, ilah gözüyle bakılan bir forvet ama Peru'nun gol sıkıntısı çok ciddi yani. O yüzden Peru müthiş top oynayıp gol atamadan kupadan elenebilir. Danimarka'da işte iyi defansı kurtardı. Avustralya'da Fransa karşısında çok sağlam defans yaptı. Çok iyi derin yerleştiler. Fransa'da mesela hayal kırıklığı yarattı. Ve hayal kırıklığı yaratmayan takım yok. Benim işte genel olarak şey hoşuma gitti. Amerika, Kuzey Amerika takımları hoşuma gitti. Costa Rica bayağı iyi direndi. İyi bir top oynadı. Kolarov'un frikik golü olmasa ne olacağı belli değil. İşte Meksika, Almanya kök söktürdü neredeyse. İşte Panama bugün Belçika şey yapana kadar. Yalnız Meksika'nın maçını yani ben izlemedim ama Meksika'nın yaptığı sadece direnmek de değilmiş galiba. Disco da benzer bir şey yapmış. İyi de futbol oynamış. Yok çok iyi. Yok. 4-0 Meksika lehine bitebilirdi o maç. Meksika Almanya maçı tam anlamıyla Beşiktaş-Başak şey. Aynen. Onu yazmışlar ya. Bizim Bilo'da yazmıştı. Bir yere hem Almanya'nın maçı ciddiye almaması, hazırlık yapmaması ve son derece yavaş top çevirerek iğrenç bir futbol oynaması. Bunun üstüne aynı şekilde oyuncuların da umursamazlığının bir şekilde belli gözünün önüne geliyor olması. İhtiyacı olan oyuncuları kadroda yok. Leroy Sané kadro dışı bırakıldı. Aynen. Bir de şey üstüne şeyin Meksika'nın en az Başakşehir kadar Beşiktaş'a, yani Başakşehir'in Beşiktaş'a olduğu kadar motive olması ve o planı son derece, kurguyu son derece iyi ortaya koyması da çok önemliydi. Yani. Ha, ben hala şey düşünüyorum. Almanlar tempoyu biraz daha yükseltebilselerdi bir şekilde alır yürürlerdi ama yani oyuncu kalitesi inanılmaz. Ya Almanya'da Platen bilmem ne sol bek yani hücuma sıfır katıldı ya. Sıfır katkı. Sıfır. Hiçbir şey yapmadı. Almanya böyle şeye kaydı. Kedira boşa düştü. Sonra zaten oyundan atılıyor işte, da Kedira hiç etkisiz. Bazen aynı kaldı. Hocanın milli takımda sürekli kalması da şey oluyor. Körlüğe yol açıyor. Yani belki de Löw'ün bu son şeyi olabilir. Yani Sané'yi mesela almamak gerekçesi şey. Yani benim sistemime tam da uymuyor diye. Ama Dünya Kupası'nda hani sistemine belki uymayacak bir oyuncuya ihtiyacın olabilir. Aynen yani. Disiplinsizlik diye açıklama yaptılar. Ha, ben yanlış okumuşum o zaman. Ben sistem diye okumuştum ama. Sanırım sistem şeydi Mehmet. Ben de sistem diye hatırlıyorum da belki ilk kesildiğinde daha çok rivayet yani. Herhalde sistem diye kesmişti. Yani disiplinsizlik de şaşırtmaz. Sana Manchester City'deki bu seneki performansı çok disiplinli değil. Yani. 20 yaşında futbolcu yani. Bunu disipline etmek zaten senin işin. Yani bence onu da yapmayacaksan Joachim Löw, senin ne işin var orada? Aynen bu işi. Bırak bu işi kardeşim. Bence Manchester City'nin... Git Adanaspor'a teknik direktör ol. Manchester City'nin Liverpool'a elenmesinde ciddi pay sahibiydi Sané aslında. Yani Löw öyle düşünmüş de olabilir. Ya yani bu o maçtaki Sané performansı, ikinci maçtaki Sané performansı planlı mıydı, plansız mıydı bilmiyorum ama böyle Quaresma falan gibi oynadı yani. Biraz mübalağa ediyorum. Tabii ki. O yüzden öyle bir şey tercihte bulunmuş olabilir, o disiplinsizlik ya da ne bileyim belki küfür falan etmiştir, bir şey yapmıştır. Bir de Almanlar böyle şeyi klişe, hadi klişenin dibine vuralım. Almanlarda disiplin çok önemli arkadaşlar. Alman disiplini tabii. Yani. Ama yok evet, Dünya Kupası vasat başladı ama Mehmet'in dediği gibi şey olacak yani. Hep böyle yani başlıyor. Rusya 5 attı bir tek. O Rusya'da zaten oradan o attığı golleri bir de 10 defa oynasa atamaz yani. Ya bir de Suudi Arabistan'da gerçekten. Golovin dışında bir numara görmedim. Tabii. Yok aynen. Yani hani Çelişev Real Madrid altyapısından çıkma oyuncu. O zaten bilinen bir adam yani.
Smolov bayağı bir şey çıktı. Hiçbir şey. O yerine giren Juba mı, Juba mı? Nasıl okuyacaksak. Çok daha iyi. En azından fiziği var arkadaş. Ya bir de Suudi Arabistan turnuvanın gerçekten çoğu yani çok net en kötü takımı. Çok, çok en kötü, açık ara kötü. Yapmaya yani yapacak bir şey yok ama yani. Elin şeyi bu yani. Bu, bu bahsettiğim yani. Elo sıralamasına göre Suudi Arabistan en kötü takım. Sonra Panama, sonra Japonya, pardon Tunus. Suudi Arabistan, Tunus, Panama, Japonya, Rusya en kötü 5. takım. Ama bu sene çok maç yani oynama... Ha Mısır da var arada pardon en kötü 6. takım. Şöyle bir şey olacak Rusya'nın tabii. Ev sahibi olması yani bir şekilde bir baskı unsuru yaratacaktı. Ben 2. tura çıkar diye düşünüyorum da daha da ileri gitme şansı yok. Mısır'ın... Yok. Mısır Salah'ı çok arıyor ya. Ya çok orijinal tespitte bulundum da yani. Salah gerçek... şey yetenekli bir oyuncu ya. Bak, ben inanır mısın bilmiyorum ama Salah önemli bir oyuncu. Liverpool'da da izledim. Yok şey gol atamıyorum ben. Rezege'yle bir yere takım kadar. Değil. Mısır fena bir takım değil. Hani şey sıkı falan ama dediğin gibi yetenek ihtiyacı var ve Trezeguet'e o çok az Kasımpaşa kadar bir adam yani sonuçta yani. Galatasaray da istiyormuş Trezeguet'i bu arada. Ben çok istiyorum Galatasaray'ın almasını. Galatasaray Trezeguet'i ciddi ciddi. Bence Trezeguet Galatasaray'da çok iş yapar. Galatasaray kesinlikle Trezeguet'i sistemine almalı. Çok uygun. Hiçbir masraftan kaçınmamalı. 5 milyon euro şeyi varmış işte fee'si varmış. Yani onu düşürmeye çalışıyorlarmış. Bence Trezeguet 5 milyon eder. Yani. Hiç düşünmeden alsın Galatasaray. Hiç düşünmeden alsın. Ya ben bence orada biraz yanılıyoruz ama neyse. Ya küçük yok. Takım oyuncusu. Trezeguet küçük takım oyuncusu ya. Küçük takım oyuncusu olabilir de adam da şey var ya. Hızlı. Çok yo, ben... çok hızlı. Yani hızlı da var. Bir kere bir de ceza sahası dışından iyi çakıyor yani. Trezeguet'e yok. Trezeguet şey maçında da iyi oynadı. Oynadıkları maç kimdeydi? Gene yanlış ülke telaffuz etmeyeyim. Ya Uruguay. Herif sadece şey değil. Bilge değil. Bayağı iyi inside forward'ı olabilir. Hiç ama pas oyunu yok ya herif. Neyse bunları biz bu videoları vermeyelim. Ya bir şey Trezeguet'in Trezeguet aynen şey yani. Rodriguez'in de yok eyvallah. Talisca. Trezeguet Talisca'nın şeyi. Biraz daha belli yetenekleri var. Pas veremiyor adam ya. 2 metrede bir de pas veremedi maç boyunca. Talisca'yı unutalım arkadaşlar zaten artık yani. Kıyaslamayalım kimseyle. Gitsin ya bak için. Mesela şunu söyleyeceğim. Instagram'dan hangi futbolcu giderse Beşiktaş'ta mesela Marcelo'yu unfollow etmedi. Takibi bırakmadı. Talisca'yı gittiği gün direkt aynen, hop. Direkt. Ama kendi de aynı şeyi yapmış ya. Yanlış şey yapmıyorsa. Önce, o, ben istifa ettim. O şey yapmadı. Zaten nefret objesiydi benim için. Yani ya, belli ki uzun zamandır Beşiktaş'ın yaptığı transferlerde takımla bu kadar bütünlük sağlamayan başka oyuncu herhalde olmamıştı. Bu arada yani oradaki dönen mevzulardan anladığımız bizimkiler almaya karar vermiş adamı adam kalmamış. Evet, evet, evet. Kızgınlardı Fikret Orman'ın açıklamalarında falan çok işte hocalara. Yani hani aslına İnanılmaz bakarsan yani. Bizim müteşekkil olmamız lazım. Gerçekten direkten dönmüşüz eğer öyle çünkü almaya çalışmamadıysak yani. Çünkü şöyle bir kafa var alacağız ve satacağız. Ya satamazsan. Nereye satıyorsun ya? Nereye satıyorsun ya? Ya herif araba yani kazası koskoca, geçirdi ya. Yani neye güveniyorsun yani? Koskoca kulübün şeyini nasıl bağlıyorsun abi adam? Beşiktaş 20 milyon euro bir bolca verebilir miyiz ya? İnanılmaz neyse. Gerçekten. Peki var. 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 Ne diyorsunuz video? Yani biraz şeyi anlamadım ben. Nasıl uygulandığını, standardını anlamadım. FIFA'da anlamamış olabilir emin değilim. Yani sanırım kesin hatalı olabilecek pozisyonda hakeme uyarı gidiyor ve hakem şeye mi bakıyor? Hakem kendi mi? Valla dün spiker hakem kendi soruyor. Kendi şey yapmazsa yok. Onlar bakmıyor dedi ama bence yanlış. Öyle değil bence. Bence sen de öyle, senin öyle bildiğin şeyi söylesen. Yani ben senin dediğin gibi yani hem senin Buran dediği gibi şey da, hakeme uyarı gidiyor. Bu pozisyonda bir mevzu var diye. Ondan sonra o uyarıyı duyduktan sonra işte, o klasik işaret yapıyor. Ondan sonra gidip izliyor tekrardan. Ya öyleyse güzel bir sistem aslında. Ben şikayetçi değilim. Barış Gerçeker mesela bayağı şikayetçi ama ben şikayetçi değilim o kadar. Ben de şikayetçi değilim. Şu ana kadar yani birkaç pozisyonun çözmesi bile önemli. Yani şöyle ya. Hiç değilse çizgi meselelerini çözmek bile yani offside'lar ve içeride dışarıda o bile çok büyük adım. Diğer konuda ben Türkiye'de uygulansayı düşünüyorum da
Of hani, of 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 of. Yani yine çıkamıyorum içinden penaltı. Çünkü şöyle bir şey var. Yani 100 tartışmalı penaltının 10'u falan gerçekten böyle bakınca net karar vereceksin. 90'ı arada kararlar yani. O da olur, ona yatkın. Abi, ne yapacaksın? Türkiye'de ya o... şöyle bir sorun var. Mesela markaj, korner markajı. Yani evet. O kornerlerde %90 yapılan hareketlerin çoğu i̇şte penaltı yani. Biriyle birinin... Evet, Boş, hangi birinin maçında ya? İşte ben de onu düşünmeye çalışıyorum. Hangi birini izleyeceksin? Kimi çaldı Robert'a yapsın ya? Hırvatistan mıydı? Hırvatistan mıydı? O korner markajı o, maç başına 10 penaltı çalarsın. Ya biri yorum yazsın arkadaşlar, ölüyoruz burada. Hangi penaltıydı o? Şey ya, sanırım Hırvatistan maçıydı, evet. Ya, o zaman evet, her penaltı çal. Yani o müdahale her kornerde var. Yani varsız yani, bile hakemin görüp çalması adaletsiz oluyordu. Eğer şey olursa hangi birine yetişeceksin? Ya bir de şöyle bir şey var. Top oraya gidiyorsa, mesela tam kafa vuracak adama yükleniyorsa eyvallah, ben ona hiç şey yapmam. Ama top oradan çok yukarıdan geçiyorsa itip kalkma yani, bilmiyorum. Şimdi Amerikan futbolunda bir ceza var şey diye. Eğer pası yakalamak üzere olan, havadan atılmış pası yakalamak üzere olan futbolcuya dokunursan, toptan bağımsız bir şekilde dokunursan ceza alıyorsun. Ama şöyle bir şerhi var onun. Topun yakalanabilecek bir top olması lazım. Kornerde de mesela buna benzer bir nüansın gelmesi lazım. Yani böyle yani adam hep, 10 metre işte. Yukarıdan gelen topu herkes tutuyor kornerde ya. Kimse tutmuyor yani. Bu sefer hani hücum defansı tutuyor yani. Defans hücumu tutmazsa hani onu ayarlamak çok zor. Aynen şey değil yani. Evet, defansın sadece şey, çok doğru dedin. Yani herkes tutuyor orada. O yüzden ama biraz sıkıntı olacak. Ona bir şey gelmesin. Ben valla burada hakemin de yapay zeka olması belki hani bu sorunları çözer gibi gelmeye başladı bana yani. Robotlardan tarafı aldık ya. Hoş geldin evet. Ahmet. Skynet'e hoş geldin. Disco da aynı şeyi yapmış. Onun da coin'i çıkacakmış hatta. Hakem coin. Kararlı ona bırakılacak. Doğru karar vericiye değeri artacak. O da demişken Türk coin diye bir şey vardı. Şey çıkmış. O da Ponzi şey çıkmış. Türkiye'de Türk coin almayın arkadaşlar. Türkiye'de dijital para almayın lütfen. Dolandırıcı mı çıkmıştı? 1 milyar vurmuşlar galiba, evet. Güzel. Dünya Kupası'nı toparladık o zaman. Bir saat oldu gene galiba. Oluyor. Dünya Kupası'yla ilgili ben bir son bir şeyler söylemek istiyorum. Hani az kişi takip edecek, çok önemli belki değil ama böyle Rusya gibi yani ekonomisi çok gelişmemiş, sorunları olan ülkelerde, Brezilya'da da aynı şeyler oldu. Hani Dünya Kupası'nı alması o ülkenin ekonomisine bir canlılık katması, uzun vadeli spor yatırımı gibi bir şey. Mesela İspanya düzenlediği olimpiyattan sonra sporda ciddi bir atılım da yaptı. Hani İspanya bugünkü gördüğümüz kadar sporda başarılı bir ülke değildi aslında 30 yıl öncesinde. Ama Rusya'da böyle statlar, işte normalde maçları 3000 kişiye oynanan takımların, ikincilik takımlarının şehirlerinde. Yani ben bunu da bir yanlış bulduğumu belirtmek istedim açıkçası. Abi o bahsettiğin etki şeyde oluyor. Zaten gelişmiş olan ama belli bir atılım. Yani mesela yani, olimpiyatlara baktığında Avustralya'da da mesela çok ciddi ekonomik yatırım oldu. Ama diğerlerinin hiçbirinde olmadı. Belki Güney Kore'de olmuştu. Yani belli bir, yani Rusya'ya o gittiğinde... Rusya'nın ülkede politik altyapısı yok ona. Yani. Yani hani futbol kulüplerin spor kültürü olacak ama işte tesisten dolayı eksikleri olacak. O zaman bu süper yere. Ama bilmem ne Vladivostok bilmem ne işte ikincilikte oynuyor. Maç ortalaması 3000. Baktım onlara ben. Yapıyorsun 45.000 kişilik stat. Abi ne yapacaklar bu stadı daha sonra? Brezilya'da olimpiyatlardan sonra en son Rio olimpiyatlarından sonra bayağı şey atıl kaldı yani. Atıl kaldı. Abi herifler şey yapmadı değil yalnız. Rusya'da olayın biraz farklı bir boyutu var. Tamam bir şey olayı var. Yandaşlara peşkeş çekerek o statları yaptırma, müteahhitlere para kazandırma. Rusya'dan bahsediyoruz. Tabii tabii ki Rusya'dan bahsediyorum. Ben çünkü şey başka dedim. Başka bir ülkeyi hatırlattıysa size şey yapmasın yani. Rusya'dan bahsediyoruz. Tamamen orada olan şeyler bunlar. Başka ülkelerde olmuyor. Onun dışında şey yaptılar yani futbolda gelişmeye bir şey yapmaya çalıştılar. Hani Rusya'nın sürekli Amerika ile bir silik yarıştırma durumu vardı ya. İşte olimpiyatlarda daha çok madalya kazanmak bilmem ne. Ayrıca bunun için doping sistemi oluşturmuşlar yani. Harika bir şey var ya. O rekabette bu kadar kafayı sıyırmış insanlardan bahsediyoruz yani. Yani bunu futbolda da yapmaya çalıştılar bunu. Bütün petrol oligarklarına şey yapmaya çalıştılar yani o işte evet.
Abramovich'leri falan Londra'ya gönderip takım aldırıp Rusya'da bir dolu takıma sponsor yaptırıp yıldız oyuncular aldırıp yani onu geliştirmeye yönelik bir çaba sarf ettiler ama o biraz beyhude bir çaba oldu. Ne çünkü yedik, ülkede ben... popüler değil o kadar evet, spor. Öyle bir şey var. Aynen öyle. Bir, Türkiye'deki sorun da o zaten. Ben bunu hep söylüyorum. Mesela Türkiye'de şey oldu. U19 Dünya Şampiyonası oldu. İspanya, Fransa şu anda şu andaki kadrolarının %90'ı orada oynadı yani. Kimse gitmedi maçlara. Kimse ve gitmedi ya. Fransa şey maçında 10 bin kişi vardı ya statta. 50 bin kişilik Türk Telekom Arena'da 10 bin kişi vardı yani. Bak olabilecek en çetrefilli maç. İspanya, Fransa en iyi iki takımın maçı 10 bin kişi var. Diğerleri yani İstanbul'da yani. 15 milyon insan yaşıyor ya. Yani o inanılmaz. Abi mevzu bu yani. Türkiye'deki tutmamasının sebebi de o Rusya'daki tutma. Senin aklın spor sever değil kardeşim. Abi şey işte şimdi. Rekabet sever bizim o. Sadece Big 3 diye bir turnuva var. Böyle NBA'de oynamış ama emekli olmuş. 45-50 yaşında falan. Emekli basketçilerin turnuvası ve tıklım tıklım doluyor ya neredeyse bütün maçlar. İşte bu basketbolu sevmek yani. Amerika'daki turnuvadan bahsediyorum. Bizde öyle bir şey olsa kim gidecek? Kim gidecek yani? Yok kimse gitmez abi. Zaten sana... o yüzden vermiyorlar ki sana turnuva. Hı. Yani bu yaramızı da şey yaptık, deştik, evet. Konuştuk. Bir saati doldurduk yaklaşık. Yayın sırasında bu arada chatbox'ta da 180'ini yazan Disco Erektor'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Tek kişilik bir performans gösterdi sürekli yazarak. Hiç de sıkılmadı, bıkmadı. Bugün tabii yazın ortasındayız. Aktif Beşiktaş'ın maçı yok. O yüzden çok günü de çok önceden belirledik. Ben bir kilo verdim podcast'ı yaparken. Şey yaptım yani. Orada da sıcak var. Biraz enerjimiz ben düşük. Kusura bakmasınlar. Koşuya gittim ya. Oo. Aynen. Kulübe hoş geldin Ömünç. Eyvallah sağ olun. Yarım maraton bekliyoruz senden de. Yok yarım maraton değil. İyisin. Şöyle 3 tur atsam parkta yeter. Küçük maraton, maratoncuk. O zaman kapatalım yavaştan. Herkese bizi dinleyen buyur. Şeyle ekleyeyim. Bu hafta içi ikinci maçları gene Amerikalı arkadaşlarla konuşacağımız podcast olacak. İlgilenen varsa, İngilizce dinleyenler varsa onu bekleyebilirler. 3-4 güne düşer herhalde o da. Ben de mesela YouTube'a bekliyordum onları ama yanlış yapıyormuşum. Evet, sadece da... görüntü kaydetmiyoruz. Evet. Sadece podcast olarak ses formatında. Postcast. Benim karnım aç kaldı. Evet. Ben yemek yiyeyim. Burak Tosniyesin. Herkese teşekkür ediyoruz dinledikleri için arkadaşlar. Dinleyeceğiniz için, izlediğiniz için. İyi bakın kendinize. İlk turlar bitsin. Belki bir tane daha yaparız yine Dünya Kupası ile ilgili ya da Beşiktaş ile ilgili gelişme olursa. Gündemimiz olur. Gündemimiz olur muhakkak yani. Gündeme göre haberleşiriz. Twitter'ı takip edin. Bloga yazarız. WhatsApp grubu kuruldu bir tane. emrah.dinçer@gmail.com'a numaranızı verebilirsiniz. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.